Yüzbaşım, pehlivanın çetesi geliyor. Müftü çağırmış. Ne yandan gelecekleri belli mi haydutların? Afyon yönünden. Karşıcılar yola çıktı. Müftünün adamları da şimdiden iyice azıttı. Reis beyi, Ali Emmi'yi, Küçük Hacı'yı hapsettiler. Ha diyen olsa ası verecekler. Sağ ol Salih. Selametle yüzbaşım. Nazım, şimdi doğru müftünün evine. Sen de artık Karali'nin yerine hapishaneyi basıp bizimkileri kurtarırsın. Getiriyorlar galiba. Herkes hazır sanırım. Evet yüzbaşım. Şehrin bütün ileri gelenleri. Ne emrettiyseniz. Gidelim öyleyse. Burada bulunmasını istemediğiniz biri var mı? Korkacak, çekinecek bir şey yok. Hepimiz de din ve kan kardeşiyiz. Birbirimize yardım etmek, hatadan korumak boynumuzun borcudur. Bunun için de açık açık konuşmalıyız. Bir diyeceğiniz varsa deyin. Demek yok. Benim var. Dinleyin şimdi. Ali Fuat Paşa'dan Akşehir'e selam getirdik. Önce onu diyelim de vebalinden kurtulalım. Ali Fuat Paşa kimdir? Heyeti temsiliye nedir? Mustafa Kemal adını duydunuz mu? Ya Kuvayi Milliye? Elbette bir şeyler biliyorsunuz. Ama bir de ben anladım. Çünkü işe çok hile karıştı. Çok dolaplar döndü. Biz düşmanı kovmak, Rum ve Ermeni çetelerini bastırmak için savaşıyoruz. Cihat veriyoruz. Bir takım hainler de bizi arkadan vurmak istiyorlar. Ellerindeki bir avuç zavallıyı büyük bir kuvvet sanıyorlar. Üstelik bu kuvvete dayanarak derebeyliğe yelteniyorlar. Şimdiye kadar sabrettik. Kardeş kanı dökmeyelim dedik. İmana çağırdık, fayda etmedi. Artık onların anladıkları dilden konuşacağız. Yoksa vatan gider, istiklalimiz gider, aramız, namusumuz, ırzımız gider. Söylediklerime bir diyeceğiniz var mı? Güzel. Fakat burada susup da halkın arasında söylenen olursa sonu kötü olur. Düşüncesini saklayıp da bunu nifak için, ikilik için kullanmaya kalkışan bizden korksun. Vereceğimiz kararda belki yanlışımız vardır. Bunu bize gösteren sağ olsun. Bizdendir o. Bu millet köle olmaz. Cenab-ı Rabbil Alemin buna izin vermez. Vermemiştir, vermeyecektir. Biz onun lütfuna da, cetlerimize de layık olmaya çalışalım. Hatadan sakınalım. Birbirimizi uyaralım. Şimdi iyi dinleyelim. Bir gün bitmek üzeredir. Bizim de günle bitirmek zorunda olduğumuz işlerimiz var. Kuvayi Milliye kan dökücü değildir. Kinci değildir. Gaddar değildir. Aldananları ve aldatılanları bağışlamış, vatan davasına kazandırmıştır. Ama din ve vatan hainlerini bağışlamaya hakkı da, niyeti de yoktur. Kimsenin bu milletin sırtından kurban kesmeye hakkı olamaz. Doğru mu? Doğru. Biz de doğru diyoruz. Ve bu alçaklıkları işleyenleri tıpkı bu sabah Çakır Saraylı sergerdesiyle avenesini olduğu gibi cezalandırma kararını veriyoruz. Siz ne dersiniz? Bizim adımıza sen konuş Mevlüt Ağa. Bizce de muvafık ve matlup olan budur yüzbaşım. Burada ben müdde-i umumi sayılırım. Mahkemede siz dersiniz. Aramızda ağır ceza reisi var.
hocalar ve kasabanın ileri gelenleri var. Kararımız şer'an de, vicdanen de makbul ve harp haline uygundur. İcrası bizdendir. İşte size söylüyorum, vaziyet her yerde aynıdır. Şu bir iki hafta içinde memleket haydutlardan ve hainlerden temizlenecektir. Kuvayi Milliye ve Anadolu Ordusu önümüzdeki baharda memleketi düşmanlardan da temizlemek azim ve kararındadır. Bunu yapmaya da muktedirdir. Şimdi bir tellal çıkarıp aldığımız kararı halka duyuralım. Reis Bey, siz de lütfen kaleme alın. Ey ahali! Duyduk, duymadık demeyin! Din ve kan kardeşlerimizin malı, ırzı, namusu Kuvayi Milliye'nin teminatındadır. Her kim ki buna karşı durur, haline, vaktine, ünvanına bakılmadan bila merhamet idam olunacaktır. Bu cümleden olarak etrafına silahlı adamlar toplayıp ümmeti Muhammed'i korku altında tutan, haraca bağlayan pehlivan Namşerir'le Karali'nin asılmasına karar alınmıştır. Diğer taraftan haris emellere kapılarak Kuvayi Milliye'nin aziz vatanımızı kafirlerden kurtarmaya matuf gayretlerini sekteye uğratan ve cani eşkıyayı davet eden Müftü Mustafa Efendi de aynı cezaya çarptırılmıştır. Vatanın ve ümmeti Muhammed'in selametine aykırı hareket edenlerin encamı budur, bu olacaktır. Duyduk, duymadık demeyin. Dur Hüseyin, dur, dur. Bırak beni, bırak, bırak. Hüseyin, dur. Beni de asın, beni de asın. Seni niçin asalım? Asın, öyle işte. Müftü Efendi Hazretlerini astık da İstanbullu hoca gibi bir alemi öldürdükten sonra beni de asın. Beni de asın. Beni de. Hüseyin. Karışma sen bana. Koçum, biz kan kardeşi değil miyiz? Karışma dedim. Pehlivanla Karali'ye diyeceğim hiçbir şey yok. Ama siz kim oluyorsunuz da öyle zevatı asıp öldürüyorsunuz? Kuvvetinizden başka neyiniz var? Onu deyin bana. Onun padişahımız, halifemiz hazretlerini sevip saymaktan başka ne günahı varmış? Deyin bakalım. Yarın akıllarını esecek, onu da asalım, bunu da asalım, şunu da asalım diyiverecekler. Beni de asın, beni de asın. Sakin ol hacım. Nasıl sakin olayım? Ol. Öyle ya, sen de onlardansın, sen de onlardansın. Ben kimseden değilim, olmadım. Ben hakkın, hukukun, milletin kölesiyim o kadar. Öyle de niye bana haksız dersin? Asın işte, beni de asın. Olsun bitsin bu iş. Ne dersen de seni asmayacaklar. Ne? Asamazlar da ondan. Sen idamlık bir suç işledin mi? Sen yol kesip, ev basıp, ırza, cana kıydın mı? Sen adam silahlandırıp halka saldın mı? Sen çete kurup da düşmanla çarpışan din ve kan kardeşlerimizi arkadan vurdun mu? Yaptın mı bunları? Öyleyse seni neden assınlar? Nasıl asabilirler? Öyle bir şeye yeltendiler mi karşılarında beni bulurlar. Ali Emmi'yi bulurlar. Küçük Hacı'yı bulurlar. İşte o zaman hepimiz deriz beni de asın diye. Hadi şimdi evine git. Yürü Hüseyin.
Burada dar ağaçları, dağların ardında da istiklalimiz, kaderimiz, ölüm kalım savaşımız, istikbalimiz. Biz hepimiz bu dağların ardındayız. Ve bu dağların ardındaki her şey ve herkes burada. Burası için artık endişeye lüzum yoktur sanıyorum. Fakat İstanbullu hoca meselesi ne olacak? Bana sorarsanız yüzbaşım, hoca İstanbul'un yolunu çoktan tutmuştur. Neden? Neden hoca olacak? Öyle adam değil. Karısını oğlunu bırakıp da gitmez. O halde evini devamlı tarassut altında tutarız. Mutlaka yakalayacağım onu. Bir şey mi söyleyeceksin? İzin varsa yüzbaşım, hoca efendiyi ben arayayım. Nasıl? Nasılsını bilmem ki. Aklım kesmese der miyim? Sen bir izin ver de bakalım ne olur, onu da görürüz. Buldum diyelim. Bulunca ne yapacaksın? Ne buyurursan yüzbaşım. Tut getir desem. Getiririm. Ne dersiniz, muvafık mıdır? Evet. Bize yerini bildir yeter. Baş üstüne. Bize de müsaade. Müsaade size. Hacım konuş. Salih. Beni iyi dinle. Hoca efendinin yerini biliyorsun değil mi? Namusuna havale ediyorum Salih'im. Onun başına bir şey gelirse vallahi da billahi da hakkımı helal etmem sana. Vurulacak adam değil o. Ben neye giderim senin Hacı Bey? Öğrendim yerini. Er geç Hamdi Yüzbaşı da öğrenecek derim de ondan. Ya. Anladın mı? Anladım. Hadi eyvallah. Güle güle. Belli. Öğrenmiş ya. Bana.
Donarken bulduk. Sivri Kaya'nın orada kötü. Kimmiş? Pek kendinde değil. Fakirin biri yazık. Hem de çolak. Kaçak olmadığı belli. Zavallı. Kim bilir nerelerden geliyor. Ne için? Kim için? Neyi elde etmek için? Az konuşalım derim ha. Müsaaden var mı? Hay hay, geç otur. Bir şey mi isteyecektin? Ben İstanbullu hoca ile konuşmak isterim. Akşehir'denim. Çolak Salih derler bana. Kuvvadanım. Seni vurmak için düştüm yollara. Emir böyle. Şimdi hoca efendi. Hoca efendi yok. Herkes yok bilsin. Kendini ne yapacaksın? Ya dediğimi yapan ya da al beni vur. Seni mi vurayım? Vur ya. Sen istemesen bile ben seni zorlarım beni vurmaya. Bu tabanca iyi iş görür. İşte sana bir de yemin. Yalnız beni vurmakla da kurtulamayacaksın. Benim ardımdan haftada bir, 10 günde bir, bir başka arkadaş gelip seni bulacak. Onlar da aynı şeyi diyecek sana. Gerisini var sen düşün. Yap dediğimi. Seni seven kuvvacıların hepsi de, söz temsili Küçük Hacı Bey de, Reis Bey de, Ali Emmi de, seni vurmakla kuvvanın eline bir şey geçmeyeceğini gayet iyi bilirler ya. Sonra yüzbaşının sandığı gibi senin kuvvaya bir mazaratın dokunmaz. Allah nazardan saklasın. Aslan gibi de bir yiğitmişsin. Ama ben şu keçe kafalı sakat halimle memlekete bir yararım olsun diye çırpınıp dururken senin gayret göstermemen hiç yakışık alır mı ha? Koy onu cebine. Git. Hele sen git, düşünürüm. Hoca efendi. Deme onu, benim adım Küçük Ağa'dır. Koy onu cebine. Ne sen beni vurabilirsin ne ben seni. Allah korusun. Hadi bir dolaş. Bak yemin ettim hoca. Tamam tamam, sen kal da ben biraz dolaşayım. Hadi. Yap benim dediğimi. Hadi. Of, yap demesi kolay. Yapması da. Ben bile yaptım. Yaptım. Deyivereyim istersen. Ben esaretten döndüğüm zaman eski Salih değildim gayrı. Ama bugünkü Salih de değildim. Beni böyle bir uyaran da olmadı. Sadece Allah acıdı bana. Gerisi kolay oldu. Çünkü kolaymıştı onda. Küçük ha. Thank you.
hocayı vurmuşlar. Vah vah, yazık. İstanbullu hoca vurulmuş. İstanbullu hoca ölmüş. Vah benim bahtı kara kızım. Vah benim talihsiz yavrum. Baba ölmüş. Babasız Mehmet'im benim. Sabah un çorbası, akşam un çorbası. Mehmet'i böyle mi büyüteceksin? Teyze. Ölenle ölünmez Emine. Sana karışmam. Mehmet'i düşünürüm ben. İnadı bırak. Adam deden yaşında. Ona bakım, Mehmet'e de sana da geçim lazım. Adı evlilik bunun. Laf ola evliliği. Bu körpeliğin ne sen? Çok mu gencim ben? Bu güzelliğin ne? Güzel miyim ben? Yalnız yaşayamazsın kızım. Yalnız mıyım? Mehmet'im yok mu? Mehmet'imin babası yok mu? Hiç olmadı mı? Haberi duydunuz. Ankara'da millet meclisi kuruluyor. Duyduk. Hayırlı uğurlu olsun deriz. Duymadığınız bir haber de benden. Fuat Paşa senin gitmeni istiyor. Ne? Benim mi? Meclise mi? Kusura kalma ama yüzbaşı olacak iş değil. Bula bula beni mi buldunuz? Ne demek bula bula beni mi buldunuz? Ne demek olacak yüzbaşım? Ben bir garip ümmiyim. Topal Salim'in kahvede bile iki lafı doğru dürüst bir araya getiremem. Varıp da koca mecliste mi konuşacağım? Hem de artar üzerine. Neredeyse paşa zevklenecek başka adam bulamamış mı diyeceğim. Fakat Ali emmi, senin bunca emeğin geçti. Bir sürü tehlikeyi göze aldın. Git koçum. Çolak Salih benden çok iş gördü. Maksadınız mükafat dağıtmaksa ona gidin benden önce. Yoksa siz her dediğinize he diyecek adam mı ararsınız? Muradınız buysa yanlış kapı çaldınız koçum. Kızma koçum, iyi gelmez. Gülüver işte böyle. Paşaya söyle. Hürmetimiz de gayretimiz de bakidir. Reis beye yollasın seni. Ah Halim, ah cia. Paşanın başını kaşıyacak vakti mi var? Yunan karşıdan, Rumlar, Ermeniler arkadan. Bu yetmezmiş gibi bile Çerkes Etemga ailesi belirdi. Ha? Etem mi dedin? Etem ya. Çakır Saraylı'dan 10 kişi kaçtık. Şimdi 43 kişiyiz. Hepsinin de bir suçu var. Hepsinde de bir cevher. Bırakamam onları. Bıraksam ziyan olur, ziyan verirler. Bırakmasam nasıl besler, nasıl başa çıkarım, nasıl kullanırım? Bilemiyorum. Paraları vardı, bolca. Çakır Saraylı devrinden kalma. Et için, un için, yağ için seve seve harcadılar, bitmek üzere. Sonra ne olacak? Ya dağılacağız yahut biz de Çakır Saraylı gibi. Tövbe, ne yapmalı bilmiyorum, bilemiyorum. Biz nöbete gidiyoruz ha. Bilemiyorum. Yüzbaşılar konuşurken öğrendiydim. Kuvacı çeteler varmış. Demir Cefe, sonra Ethem Bey falan. Bilemiyorum. Ama Ethem Bey biraz başına buyrukmuş. Büyüklenirmiş. Demir Cefe'ye katılsak. Hani... Kimsiniz? Nereye gidiyorsunuz? Adım Küçükre. Ethem Bey'in ağabeyi Tevfik Bey'le görüşmek isteriz. Adamlarınız dere kenarında beklesin. İkiniz benimle gelin, hadi. Tevekkeltü tealallah.
30-40 kadar atlı geldi bey. Sana katılmak isterlermiş. Kimmiş başlarındaki? Küçük ağa dedi. Bir de çolağın biri var. Gözüm ısırıyor onu. Küçük ağa. Duydunuz mu böyle birini? Neyse. Getirin de görelim o çolak dediğini de. Kim bu küçük ağa? Küçük ağa. Adın? Küçük ağa. Asıl adın? Hasan Rıza, Mahmutoğlu. Konyalıyım. Tokluoğlu derler bize. Dilin de pek düzgün ağa. İstanbul'da okudum. Tam 12 yıl. Demek ağalığın aklından geliyor. Estağfurullah. Bileğimiz de yüreğimiz de iş tutar biraz. Onu öğreniriz. Senin adın, senin de mi bileğin iş tutar? Benim adım Salih. Buraya da çolaklığımla zevklensinler diye gelmedik. Kusura bakma. Sapa sağlam delikanlıların çarşafa girip cepheden kaçtıklarını gördük de yadırgadık. Kuşku başka bir huyumuz oldu. Nerelerde bulundun daha önce? Arabistan'da. Böyle geldim oradan. Sonra Yüzbaşı Hamdi diye birini duydun mu? Bilirim tabii. Onun yanındaydım. Neden ayrıldın? Onlar şimdi Nizami'ye merak sardılar. İşte bizim Sakon'un da bir kolu boş. Bizi tek kolla kabullenecek birini aradık. Sol koluna güveniyorsun. Pek güvenirim. Yüzümü hiç kara çıkarmadı. Belli. Peki niyetiniz ne? Niye Etem'e gitmediniz de bana geldiniz? Düşmana karşı senin emri kumandanla çarpışmak isteriz. Kuvvet ittihattadır ve bilene itaat gereklidir. İkinci sualinize gelince, size başvurmakla Ethem Bey'e sığınmış farz olacağımızı düşündük. Doğrudur. Bunlar benim ileri gelen müfreze kumandanlarımdır. Bu Topal İsmail'dir. Bu Manda Halil'dir. Buna Cambaz Sadi derler. Bu da Ahmet Onbaşı'dır. Sizi getirenler de Sarı Mehmet'le Güzel Ali'dir. Hepsinin de sayısız kahramanlıkları vardır. Kolun gerek bey deseler gözümü kırpmadan veririm. Bana faydalı olacaktır bilirim. Onlar da ben isteyince ateşe atılmaktan çekinmezler. Bizim kanunumuz budur. Kanunumuza uymayan, verilen emre uymayan Fizan'a kaçsa pençemizden kurtulamaz. Mutlaka öldürülür. Er geç değil. Erken öldürülür. Sizi elbette mahiyetimize alırız. Önce er sözü isteriz. İkinizi birbirinizden ayırmayacağız. Lakin 40 kişiyseniz 30'u müfrezelere dağıtılacak. Onların yerine 20 kişi verilecek. İleride müfrezenizin büyümesi ve müstakil çalışması mümkündür. Bu da ehliyet, dirayet ve sadakatinize bağlıdır. Şimdilik Manda Halil'in emrine gireceksiniz. Varın düşünün, cevabınızı verin. Emriniz harfiyen kabul. Olmaz. Konuşman lazım adamlarımla. Vebali büyüktür bu işin. Candan büyük vebali olmaz Tevfik Bey. Bizim de ahdimiz, kanunumuz var. Seni onlardan ayıracağıma şimdi üzüldüm. Yeni adamlarını da inşallah öyle bağlarsın. İnşallah. Var, konuş, anlat. Sonra İsmail Ağa sizi yerleştirir. Alay eminimizdir o. Her derdinize yetişir. Niçin asıl adını söyledin? O sarı herifi tanıdım da ondan. O da beni sökmeye çalışır gibiydi. Yalan kötüye varır diye düşündüm. Müzik.
Bundan böyle kimin yanına verilirseniz onu benim yerime koyacak, ben bileceksiniz. Yüzümü kara çıkarmayacağınızı biliyorum. İtaatten başka bir şey düşünmeyin. Ancak vatanın, milletin zararına bir emir olursa baş kaldırın. Beni ancak o zaman arayın. Gün gelir, şerefimizle, namusumuzla gene kavuşuruz birbirimize. Belki, belki de değil muhakkak, şerbet-i şehadeti nuş edenlerimiz de olacak. Cenab-ı Hakk'ın bu âli rütbeyi hangimize müyesser kılacağını bilemeyiz. Nasip banaysa Fatiha'nızı esirgemeyin. Zafer muhakkaktır. Zaferden sonra birbirinizi arayıp bulun. Şimdi birbirinize hakkınızı helal edin. Mübarek gazalar dileyin. Allah sizinle beraber olsun. İmanınızı korusun. Bana da hakkınızı helal edin. Helal olsun. Helal olsun. Hadi sağ ol. Aşk olsun küçük ağa. Silah arkadaşlığı dediğin işte böyle olur. Sözlerini nakledeceğim. Tevfik Bey de çok memnun olacak. Bana sorarsan, yarın değilse öbür gün Yunan'a esaslı bir baskın var. Nizamiye'ymiş. Heh! Ben şu ahırlara bakayım. Bir dakika. Bana da su yolla. Hey çolak. Senin o metini pek işittik de marifetini bir türlü göremedik gitti. İlmini kapacağız diye mi korkuyorsun? Ne ilmi olacak ağam? Sen benden iyi bilin. Sıyırı verip de bir dokundun mu tetiğe? Tamam işte. İyi ya. Bir dokunuver bakalım şu tetiğe. Anca keratanın bir kötü huyu var. Ortada ya kabak gibi patlayacak bir düşman anlı olmalı ya da 100 dirhem helvasına iddia. Başka türlü pek nazlanır. Burnu da amma büyükmüş ha. Yani benden iyi vuran yok mu demek ister? Ne bileyim ben öyle zar. Bir iddialaşalım öyleyse. Pek meraklandım da. Emret ağam. Seni merakta kormayayım mı hiç? Hala havaya atacağız yumurtaları. Benim attığımı Halil ateş edecek. Hazır mısınız? Hazırız, hazırız bey. Fırlat. Aferin çolak. Küstah! Dur! Bağışla bey. Haddini bilmiyor bu herif. Benim hedefime nasıl ateş eder bey? Vuramadıksa vuramadık. Beni küçültecek adam mı bu? İkinize de yazıklar olsun. Sarı. Buyur bey. Halil senin emrinde. Topal. Buyur bey. Bu çolak da senin adamın olacak. Angarya'da kullanırsın. Akılları başlarına gelene dek böyle. Tamam mı? Baş üstüne. Topala söyle, çolağı pek hırpalamasın. Baş üstüne. Baş üstüne.
Uşak düştü. Yunan yakıp yıkarak, türlü zulümler yaparak ilerliyor. Halk Rum çetelerinin zulmünden kaçmak için köyleri boşaltmakta, göç etmekte veya dağlara kaçmaktadır. Bu civar halkı eşkıya tasallutundan ve asilerden ve asker kaçaklarından bizardır. Bir an önce kuvvet gönderilmesi hayati bir zaruret halini almıştır. Ethem Bey mükerrer ikazlarımıza rağmen başına buyruk hareket etmektedir. Halktan para ve yiyecek ve giyecek almaktadır. Zorla asker toplamaktadır. Emirlerimize itaat etmemekte, hatta bize cevap vermemektedir. Keyfiyeti arz eder, emirlerinizi bekleriz. İmza, Garp Cephesi Kumandanı İsmet. Mübarek kazalar küçük ağa. İnşallah gittiğiniz gibi dönersiniz. Tevfik Bey de bunu diler. Sağ olun. Uğurlar olsun. Thank you.
sır çıkmaz hemşerim. Bir deyiver bakayım. Yemin ettirdi mi sana da? Kelamı kadime el bastın mı? Neye susup durun hay oğlum? Biz de bir şeyler biliriz. Adını bile. Adı Kara Keçiliymiş. Güzel Osman dedi. Dememeliydi. Senin burnun büyümüş. Beyin seçmedikleri sır tutmaz namussuzlar mı yani sence? Bak ben deyivereyim sana Kara Keçili'nin aslını. Ali geldi bey. Kırklar Deresi'nde sağlı sollu ateşe tutulduk bey. İlk ağızda epey kırıldık. Çok at telef oldu. Allah'tan Küçük Ağa tez toparlandı. Eyi mevzilendi. Gün ışırken hala çarpışıyorlardı. Küçük Ağa bana hadi durma. Tez haber ver karşılasınlar bizi dedi. Topal, Sarı, Küçük Ağa'yı karşılayın. Bey Çolak, kimden emir aldın sen? Küçük Ağa vurulmuş. Ağır yaralı dediler. Bende bir şey yok. Siz yaralılara bakın. Adı da Kara Keçiliymiş. Yemin ettirir Mustafa el bastırırlarmış. İşte bu kadar. Bir şey demeyeceğim mi? Hani bana pek mühim geldi de. Bey seni bekler, biz eğlenmeyelim. Gün gibi aşikar. Bir haber verdi baskını. Kim biliyordu bu baskını? Ben, sen, o, yani biz işte. Buradakiler. Var mıydı bir başka bilen? Yok. Küçük Ağa, sen yola çıkmadan önce kimseye dedin mi? Katiyen. Salih'e de mi? Hani demin pek uzun uzun konuştu da. Konuşma değildi o Sara. Konuşmadı, dert döktü. Dert döktü de sonunda Tevfik Bey'e söylesem mi diye akıl danıştı bana. Kendisine güvenen tek kişi. Aradan bunca ay geçti de kobiyana Salih'i beni bile yabancı tutarsınız Sara. Yok öyle şey. Var Tevfik Bey var. Bir gayret daha etse Sara beni çenesi gevşek, Salih'i onun bunun casusu yapıp çıkacak. Estağfurullah. Bırak onu Küçük Ağa. Neymiş çolağın bana açmak istediği dert? Tavlada, yalakta, ırmakta bir Kara Keçili lafıdır gidermiş. Ben de and içtim. Ben de gidiyorum diyen diyeneymiş. Nedir bu kepazelik Sarı? Sen böyle mi adam seçersin? Tez araştırın. Kimmiş bu bilmek isterim. Bana da müsaade bey. Nereye teşrif Hoca Efendi Hazretleri? Hücreme. Medrese günlerindeki gibi. Nasıl arzu buyrulursa Hoca Efendi Hazretleri. Benim adım Küçük Ağa'dır Tevfik Bey. Size karşı beslediğim saygının büyüklüğü başka hiçbir sebepten değil. Hele korkudan hiç değil. Bu bilginizi sakladığınız içindi. Fakat bakıyorum bunu da Kara Keçili gibi herkes biliyor. Haberi bana getiren artık yaşamıyor Küçük Ağa. Şuradaki arkadaşlar da şimdi öğrendi. Elbette derhal unutacaklar. Öfke kötü şey. Akşam soframda olursan sevinirim. Sarı, hepsi de senin adamların. Hepsi de. Kötülemeye kalkıştığın Küçük Ağa ile Çolak mukadderatımızda senden çok daha alakalı. Gizli bir şey dile düşmüş diye telaşlanan onlar, dile düşüren de sen. Bunca emeğin geçmemiş olsaydı durmaz duraklamaz vururdum seni. De sana ne yapayım? Dilediğini bey, çek vur. Gönlüm kalırsa namert desinler ama şunu da bil ki iş sandığın gibi değil.
Tez atına atla, yanına da 10 adam al, Ethem'e git. Bir zaman görmeyelim birbirimizi. Topal. Buyur bey. Manda çolağı burada tokat atmıştı değil mi? Doğrudur bey. Sarı da buradan gidiyor. Doğrudur bey. Olmazdı böyle şeyler. Olmazdı bey.